Muhtemelen bu belgeyi ilk kez görüyorsundur. Evet, biraz sana yabancı gelebilir. Ancak çalışma iznin varsa bir gün mutlaka ihtiyacın olacak. O yüzden gözünü ekrandan ayırma, dikkatle dinle beni. Öte yandan bugün sizlere yabancı öğrencilerin Türkiye'de çalışma izni alıp alamayacakları hakkında bilgi vereceğim. Bu süreç hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu videoda anlatıyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Atasa. Öncelikle bu belgenin ne işe yaradığını ve nereden alınacağından bahsedelim. Aa, ne oldu abi yine? Yine unuttum. Abone olmadın mı? Evet. Başa al. Yeniden çekelim. Ya da gerek yok ya, gerek yok. Kalsın. Abone oluyorlar zaten. Öncelikle bu belgenin ne işe yaradığını ve nereden alınacağından bahsedelim. Şimdiye kadar almış olduğun tüm çalışma izinlerini, çalıştığın iş yerlerini ve çalışma sürelerine kadar bu belgede görebilirsin. Üstelik çalışma izninde boşluk olup olmadığını buradan kontrol edebilirsin. Dur, daha bitmedi. Vatandaşlık başvurusu ve uzun dönem ikamet izni başvurularında bu belgedeki bilgiler sana lazım olacak. Gün sayımında kullanılır. Ayrıca çalışma izni kartın gelene kadar geçici olarak çalışma izni belgesini yerine de geçer. Onu da aklının bir köşesinde bulundur. Şimdi bu belge nedir? Nasıl alınır? Kimlere verilir? Hep birlikte gelin bakalım. Evet arkadaşlar, internete girin. Çalışma izni izin döküm diye yazın. Yazdıktan sonra arama butonuna basın. Gelen ilk web sitesine çalishmaizni.gov.tr'ye giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran karşılayacak. Sizi aşağı kaydırın. İzin süre dökümüne tıklayın. İzin süre sekmesine tıkladıktan sonra e-devlet sistemine yönlendirileceksiniz. TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi giriş yaptıktan sonra biraz bekleyin. Böyle bir ekran karşılayacak sizi. Ekranın sağ köşesinde PDF olarak indirin sekmesine tıklayın ve bu dosya telefonunuza insin. İndikten sonra dosyayı direkt açabilirsiniz. Böyle bir dosya karşılayacak sizi. Sizin bilgileriniz tabii ki de yer almak şartıyla. Bu belge arkadaşlar tam olarak çalışma izni döküm belgesidir. Burada her şeyi bulabilirsiniz. Az önce söylediklerimiz bilgilerin hepsi burada yer alır. İşverenize kadar, çalışma izni süre dökümlerine kadar hepsi yer alır. Çalışma izni olan arkadaşlarımızın mutlaka işine yarayacaktır. İşte bu kadar basit. Geçelim diğer konumuza. Öğrenci ikamet izni olan yabancılar çalışma izni olmadan çalışabilir mi? Öğrenci ikamet izni maalesef Türkiye'de doğrudan çalışma hakkı vermez. Yabancı öğrenciler çalışabilmek için çalışma izni alması gerekiyor. Peki yabancı öğrenciler için çalışma izni nasıl alınır? Gelin hep birlikte detaylıca ele alalım. Öncelikle ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma izninin alınmasına bakalım. İlk yılınızı tamamladıktan sonra veya tamamlanmasına birkaç ay kala çalışma iznine başvuru yapabilirsiniz. Lisans ve ön lisans öğrencileri kısmi süreli çalışma izni alabilir. Kısmi süre de nedir diye merak ediyorsanız kısaca özetleyelim. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma usul ve esaslarınca öğrenciler haftalık en fazla 15 saat, aylık 60 saat olarak çalıştırılabilir. Şimdi çalışma izni almak isteyen lisansüstü öğrencilere bakalım. İlk yılından itibaren çalışma izni alabilirler. Hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı çalışma izni için çalışma iznine başvuruda bulunabilirler. Çalışma iznine sahip olan yabancı öğrenciler ayrıca öğrenci ikamet izni almak zorunda mı? Çalışma izni aldıktan sonra ikamet izni almanıza gerek yok. Çünkü çalışma izni aynı zamanda oturma izni yerine de geçer. Ancak çalışma izniniz olmadan çalıştığınız tespit edilirse ikamet izniniz iptal edilir. Yabancı öğrencilerin diğer merak ettiği sorulardan birisi de öğrencilerin mezuniyet sonrası durumunu merak ediyorlar. Yabancı öğrenciler mezun olduktan sonra mezuniyet tarihinden itibaren 10 gün içinde kısa dönem ikamet iznine başvuruda bulunabilirler. Bu sürelere dikkat edin. Aksi durumda ikamet izni ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Öğrenci ikamet izni vatandaşlıktan sayılır mı? Evet, öğrenci ikamet izni vatandaşlık başvurusundan sayılır. Ancak tek başına değil, vatandaşlıktan sayılan ikametlerden birisini alırsanız vatandaşlığa başvuruda bulunabilirsiniz. Konuyu kısa bir örnekle ele alalım. Diyelim 4 yıl öğrenci ikamet izni aldınız, artı 1 yıl daha çalışma izni alırsanız vatandaşlık hakkınız olur. Veya 5 yıl öğrenci ikamet izni aldınız, ardından aile veya ev üzerinden ikamet izni alırsanız vatandaşlığa başvuruda bulunabilirsiniz. Son olarak öğrenci ikamet izni vatandaşlık başvurusunda sürelerin tamamı, uzun dönem ikamet izninde ise süresinin yarısı sayılmaktadır. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Çalışma izni hakkında merak ettiklerini yorumlarda ve mesaj olarak bizimle paylaşabilirsin. Bu videomuzu çalışma izni olan arkadaşlarınla paylaş ki onların da bu bilgilerden haberi olsun. Belki bir gün onlara da lazım olabilir. Çok yakında başka bir videoda görüşmek dileğimle, hoşça kalın.